yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. 1 Aralık öncesi lastikçilerde yoğunluk yaşanırken lastiğini değiştirmek isteyen vatandaşlar lastikçilerin yolunu tutuyor. Kasım ayında ticari gruplar başlıyor kış lastiklerinin takılmasına. Aralık 1'de üzerinde takılı olması gerekiyor. Çünkü kanun o gün resmineşiyor ticari gruplarda. Yani bu ticari grup dediğin zaman taksi de bunun içine geçerli. Kamyon kamyonet ruhsatında kamyon kamyonet yazan araçlarda iş makinesi yazanlarda kış lastiği takılı olmak gerekiyor. Bunda e, örnek veriyorum önde değil de arkada olsun olur mu diye soruyor e, bu işi yapan arkadaşlarımız. Maalesef ki e, öyle değil. Çünkü e, araçların bütün tekeri, 4 teker olan da yere basıyor, altı teker de yere basıyor, 10 teker de yere basıyor. Bunların ikisi veya biri olduğu zaman uyum sağlamaz, kaydırma yapar. Örnek veriyorum, öne takıyorsun, arkaya takmıyorsun. Bu sefer ön tutuyor, arabanın arkasına hakim olamıyorsun. Yani yollarda görüyoruz işte kar yağdığı zaman, adam rampa aşağı inerken veya rampayı yukarı çıkarken arabanın arkası önüne geçiyor. Çünkü ön çeker mücadele etmeye çalışıyor ama arka önüne geçtiği zaman buna hakim olamıyor. Gidiyor e, karşıdaki araca çarpıyor veya işte duvara çarpıyor veya kaldırıma çarpıyor. E, bundan dolayı dördünün de veya altısının, sekizinin, onunun hepsinin kış lastiği olması gerekiyor. Yollardaki araçların performansı, tutunması, kazalara sebep olması e, bunun bilinçliliğinden gelmektedir. Çünkü lastik e, candır insanların direksiyon hakimiyetidir. fren hakimiyetidir. her şeydir. yani kış lastiklerine bence bir an önce geçilmeli. geçen seneye nazaran bu sene lastiklerde %50 bir zam oranı oldu. yani ekonomik e, bu pandemiden dolayı mal e, sıkıntısı oldu. ülkeye mal sıkıntısı girişi yani lastik girişi biraz zorlandı. şu an ticari grup yani ticari grup dediğim zaman bu servisler, kamyonlar bunların lastiklerini bulmakta zorlanıyoruz. Yani bugün ülkemizde üretici olan Lassa, Petlas, Goodyear lastik stoklarında yok. Bu da vatandaşımıza lastik bulmakta zor oluyor. Bulduğumuz lastikte normalde 1000 lira olan lastik 1250 lira, 1300 liralara kadar çıkıyor. Bu da insanların cebine dokunuyor ve sonuçta biz de bunu bulundurmaktayız. Bu da bize de sıkıntı oluyor. Çünkü bir tane yok. 999 kalem bu lastik işi. E, kamyonu var, e, minibüsü var, kamyoneti var, forklifi var. Hepsi bir çeşit. O yüzden dolayı e, bütçe sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü insanların alım gücü düştü. Bu lastik kış lastiğidir. Deseninden, yapısından bellidir zaten. Şu gördüğünüz lastik dört mevsim bir lastiktir. Dört mevsimlerde yaza ağırlıklı ve kış ağırlıklı da değişebiliyor bunlar. Ee, bu yaza ağırlıklı plastiktir lastiktir ama kışın da bölgesine göre kullanılabiliyor. Bölgesine göre örnek veriyorum. İşte Trakya'da kullanılabilen bir lastik. Doğu'da tabii kullanılmaz. Bu lastik görmüş olduğunuz lastik yaz lastiğidir.